Şimdi hepinizin derdi biliyorum. Var mı? Ya bu bizimki niye böyle ya da ben niye bu şekil falan. Buyurunuz. Hocam e, ismim Bozkurt. E, Bozkurt hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Beni tanırsınız belki. İlk Tanıyorum. bölümlerden gelmiştim buraya. Eyvallah. E, bir üniversiteden İstanbul'daki bir üniversiteden pazarlama bölümü olarak geldik arkadaşlarla. Bir alkış. Alkışlıyorsunuz ama bunlar ciğerinizi biliyor ha nöro pazarlamacan bunlar az değil. Evet. Kılınç hocamızın selamıyla da. Aleyküm selam sağ ee, olasın. Hocam ben bu konuda muzdaribim aslında. İki evlilik yaptım. İkinci evliliğim devam ediyor çok şükür. Hı -hı. Eşime çok selamlar. Yenge bak aramızda Şimdi, sen devam et. Genelde hanımlarla aslında bir problemim var. Çocukluğumdan beri evcilik oyununda mesela ben oynayamazdım yani. Kızlara gelince belki kültüreldir, belki başka bir şey vardır diye. Yıllar geçti. Üniversite Boğaziçi'nden mezun olana kadar, hatta üniversitede ikinci sınıfa geçene kadar neredeyse bu temas yok gibi bir şeydi. Yine kültürel de olabilir diyorum ama ben bunu ta nöro pazarlamada nörobilim dersi görene kadar aslında fark etmemiştim. Yani beynimizde gerçekten bir farklılık vardı. Bu kültüre de yansıyor, bizim sosyal ilişkilerimize de yansıyor. E, fakat evliliğimde temel yaşadığım bir problem iletişim problemi olarak birbirimizi anlayamama. Yani onun stratejik düşünmesiyle benim stratejik düşünmemem ya da düşünemem, düşünememem ya da hanfendenin ya da genel olarak söylemek bilmiyorum ne kadar doğru ama hanımların hafızasının daha güçlü olması, daha detaycı olması mesela fena fena. Bunlardan dolayı bu basit gibi gelen şeyler bizim aslında birbirimizle olan ilişkimizi de çok yıpratabiliyor. Ben Şimdi bu konuda ben, muzdaribim hocam. Bozkurtcum. Bunları yarıştırmaya kalkarsan kesin hezimet bizde bir kere. Bunu koy cebine. Artı neden bir tarafta öyle bir tarafta böyle sorusunu bugünün dünyasında çözemiyoruz dedim ya biraz geriye gidip bakarsak bunların beraber olmasının bir sebebi var. Benim başıma yıllar evvel bir şey gelmiş gelip eve eşime anlatmışım. 10 yıl sonra o hadiseyi bana anlatıyor öyle bir detay veriyor ki yani ben hiçbir şey hatırlamıyorum tek bildiğim o tarihte evliydim bir tane de çocuğum vardı o kadar. Markette bir şey olmuş, o bana benden iyi anlatıyor. Şimdi epizotik hafıza elbette o bağlan salak nedeni kadınlarda çok çok iyi, erkeklerde daha zayıf. Erkekler daha kısa vadeli şeyleri hatırlıyorlar. Şimdi böyle bir durum olunca mesela bir tavsiye isteyecek olursanız, tabi parmaklara da bakın öncesinden de, ya ona göre bir şey yaparız. Ya uzun vadeli bir karar verilecekse evde hanım söylesin ne olacağını, ondan fikir alın. Hızlı bir şey çözülmesi gerekiyorsa piriz söküldü, bir şey düştü, beyler karar versin. Yani kısa vadeli hızlı şeylerde bu iş bölümünden faydalanmak dururken niye birbirimizi yiyoruz? Yani adam adamcağızın basmıyor işte uzun vadede hisleri iyi çalışmıyor. Mesela hanımlara bak şeyde güvenebilirsiniz çoğuna. Yani bunu gözüm tutmadı. Ne alakası var ya falan diyoruz ya biz şimdi genellikle. Ya bir dur bir dur bir dinle. Niye gözüm tutmadı? Belki anlatamaz niye tutmadın ama orada bir büyük ünlem işareti geliyor size. Çünkü stratejik uzun vadeli örüntüsel algısı inanılmaz bir beyinsiz diyor ki bak tutmadı gözüm. Amma ve lakin işte bu kadar taze ve ponçik tartışacak kadar bagajsız olsak her şeyi çözeceğiz. Kültürü etkiliyor dedin ya biyoloji. Valla keşke etkilese. Kültürde biyolojinin beşi yok sevgili dostlar. O kavga ettiğimiz ezberler. Mesela insanlık tarihinin en hatalı seçimi bence ataerkil. Erkek baskın bir toplum yapısı kurmak. Niye diyeceksiniz? en fazla insan nerede ölüyor biliyor musunuz? Medeniyet tarihinde en fazla insanı biz nerede kaybettik? Nükleer savaşlar mı bilmem ne mi? Hayır. Trafik kazalarında kaybettik. Trafiği kim yaptı? Erkeklere göre organize olmuş bir şey. Bak mesela hanımları tenkit ederler. Bunlar trafiği yavaşlatıyor bilmem ne. Bazı böyle bıçkın erkekler çok konuşur böyle. Şimdi normalde trafikte bir sorun yaşadığınızda bir hanımefendi ne yapar? Diyelim önde bir araba aniden fren yaptı ya da biri birine vurdu. Hanımlar bir taklit yapsanız da direksiyondasınız. Bir kaza oldu ne yaparsınız? Daha, ama korkunç bir şey var. Böyle çok tehlikeli bir şey var. Bir hareket yapın böyle nasıl? Ah. Bak eller ne oldu? Bıraktı direksiyonu frene bastı. Akıllı her insanın yapacağını yaptı durdu. Erkek davranışı testosteron hormonu nedeniyle genellikle nasıl? Tehlike var, sıkıntı var, şey, ne yapıyorsun sen bağırıp çağırıp oradan dört manevra dürtüsel sisteme göre ayarlanmış bir trafiğimiz var ya dört teker üstünde hiçbir engel olmadan şeritler boyunca giden arabalardaki insanların akıllıca davranacağına güvenerek yapılmış bir trafik olur mu ya İnsanız biz ya sokakta birbirimize neler ediyoruz deli gibi giden arabalara güveniyoruz bunlar nasıl olsa yani öyle yapmaz nasıl yapmaz çoğunun direksiyonunda maalesef testosteronlu benim gibi arkadaşlar var her an bir şey olabilir her an gecikiyorum diye paniğe kapılıp kısa vadeli beyniyle enteresan atılımlar yapabilir. Dolayısıyla bu yanlış tercih kültürün bir sonucu, biyolojinin sonucu değil. Hanımların trafiği organize ettiği bir dünyada araba sürmenin nasıl bir şey olduğunu tatmadan ölmek istemem şahsen. Öyle bir yer var mı bilmiyorum ama öyle bir şey yapmak lazım. Genellikle gelişmiş toplumlar daha kadınsı ilkelerle bu tip işleri düzenliyorlar. Daha uzun vadeli, daha yapılandırılmış. Biz biraz işte böyle dürtüsel tarafa e, alışkın olduğumuz için onun biraz erkek beyin ol özelliği olduğunu söyleyeyim. Biyolojisini öğrenirsek vallaha rahat edeceğiz.